Efendim merhabalar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. TV5 ekranlarında Ustad Sahur vaktinde Ramazan-ı Şerif'in artık son günlerini yaşarken yeniden sofralarınıza, evlerinize konuk oluyoruz. Bugün Ramazan-ı Şerif'i konuşacağız. Ramazan-ı Şerif'in ibadet mi, eğlence mi, gelenekselleşen bir ay mı yoksa ibadet ayı mı olup olmadığını konuşacağız. Elbette farklı konulara mutlaka gidecektir sohbetimiz. Kiminle konuşacağız? Gazeteci yazar Bilal Yıldırım bizlerle birlikte. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Tabii Ramazan'ın gelenekselleşmesi ya da ibadet kervanı hangi kısma girdiğini soracağım ama birkaç hatırlatma yapayım abi müsaadenle. Tabii. Efendim bu gece elbette sohbetimize sizler de ortak olabilirsiniz. Sizler de bizimle bu sohbete katılabilirsiniz. Her gece olduğu gibi Ramazan-ı Şerif içerisinde 10 kardeşimize yine WhatsApp hattından gelen mesajlarla 10 tane Kur'an-ı Kerim'i hediye etmiş olacağız. Ben hemen telefon numaramızı hatırlatayım. TV5 Boğaziçi FM ortak yayınındayız. 0552 623 80 80 WhatsApp hattımız. Bu numara üzerinden WhatsApp'tan soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Bu gece özellikle sizlerden şunu öğrenmek istiyoruz. Ya da sizlerin bu konudaki fikrini merak ediyoruz. Ramazan-ı Şerif geleneksel bir hal mi aldı yoksa ibadet ayı mı? Çevrenizde gördüğünüz Ramazan etkinlikleri bunlar neye delalet ediyor? Bunları konuşacağız ve ben hemen soruyu sormuş olayım. Geleneksel bir ay mı, ibadet ayı mı? Ramazan'ı uğurlamaya başlıyoruz artık son günler. Biraz üzülüyoruz. Eskiler hep dua ederlermiş. Son günlerinde de üzülürlermiş Ramazan'ın gidiyoruz diye. Evet. Ve en önemli dualardan bir tanesiydi zannediyorum. Ya Rabbi bizi bir dahaki Ramazan'a eriştir. Evet. Yani içinde bulunduğumuz şu zamanlar şükretmek için bir vesile aslında. Bu Ramazan'a biz erişmişiz ve yaşıyoruz. Nasıl yaşamamız gerektiği ile alakalı sanırım kaygılarımız elbette ki oluyor. Şimdi işin içine televizyonlar girince PR giriyor. İşin içine belediyeler girince eğlence, etkinlikler giriyor. O yüzden son zamanlar çok sık duyduğumuz bir klişe vardır mesela. Nerede o eski Ramazanlar diye bahsederiz. Oysa ki Ramazan her zaman aynı Ramazandır ama biz eski biz değiliz herhalde. Kimse orayı çok düşünmez. Senin söylediğin bir şey var abi. Nerede eski Ramazan, Müslümanlar. Nerede eski Müslümanlar diye. Evet. Ramazan ayıflanıyordur herhalde bize. Muhtemelen. Şimdi bir mevzu geleneksel bir hale gelmesi kötü değildir ama gelenekselleştikten sonra bunun bir ibadet olmaktan çıkıp da bir ritüel haline gelmesi elbette ki içini boşaltan, ruhunu boşaltan şeylerdir. Kur'an ayı deriz Ramazan'a. Bu sadece Kur'an okumak değil, içindekini de merak etmekle alakalıdır aslında. Ramazan bir elbisedir diye tarif ederim ben. Giyen her Müslümana yakışan bir elbisedir Ramazan. Fakat onu da modaya uydurmaya çalışıyoruz herhalde. Evet. O tam oturmuyor artık o elbise üzerimize. Rahmet ayıdır, merhamet ayıdır, şeytanların bağlandığı aydır. Muhtaçların halini hatırlamamız gereken bir aydır. O yüzden aç kalırız. Yaz günlerinde tutuyoruz orucu. Afrikalı kardeşlerimizin belki durumunu hatırlamak için bir sebeptir. Fakat iftara o kadar odaklanıyoruz ki, gördüğüm şeylerden yola çıkarak söylüyorum. Yani ne açlığımızın ne susuzluğumuzun bizi öyle bir terbiyeye tabi tutması çok mümkün olmuyor maalesef. Evet. Oysa ki Ramazan bizi terbiye edebilmeli, öyle terbiye etmeli ki hayatımızdaki işaretçilerden bir tanesidir aslında Ramazan. Rabbim yarattığını elbette ki herkesten, her şeyden iyi bilir. Senede bir ay olsun kendini hatırlaması, kendisinden başkalarını fark etmesi için bir vesile kılmıştır Ramazan'ı bize. Bu Ramazan bizi terbiye edebilirse diğer 11 ayda da Ramazan'da edindiğimiz o güzel hasletleri devam ettirme fırsatımız olabilir. Ramazan bunun için ekin toplama ayıdır aslında. İnşallah toplayabilmişizdir. Ramazan yoğun geçiyor tabii. Birçok yerde de bunlardan bahsetmeye çalışıyoruz. Çünkü tekrarda fayda var. Tekrarın evet. Bir gücü var. Biz söylemediğimiz müddetçe, rutinleştiği müddetçe bu mevzular maalesef önümüzdeki seneye de bir sıkıntı terk etmiş, ertelemiş oluyoruz. Sahabe efendilerimizin hayatlarını bir masal kahramanıymış gibi anlatılmalarını ben hep yadırgamışımdır. Oysa ki onlar da bizim gibi insandır, şanslıdır onlar. Peygamber Efendimiz'i görmüşlerdir sahabe efendilerimiz. Biz de şanslıyız, görmeden iman etmişiz. Sahabe efendilerimizi sanki böyle masal kahramanı yerine birer insan olarak anlatmaya çalışsak şu Ramazan'da, bir Hazreti Ebu Bekir olamayacağımızı söylemekte sıkıntı yok. Olabilirim demek ego göstergesi olabilir.
Fakat cömert olarak Hazreti Ebubekir'e benzeyebilirsiniz. Evet. Adil davranarak Hazreti Ömer'e benzeme şansınız var. Hayanızı muhafaza etmeye çalışırsanız Hazreti Osman'a benzeme imkanınız var. İlme önem verirseniz Hazreti Ali'ye benzeme imkanınız var. Birçok sahabe efendimizi sayabiliriz burada. İşte Ramazan bunların böyle fon müziği eşliğinde ağlak bir şekilde anlatıldığı ve her Ramazan diş fırçalamanın orucu bozup bozmadığı sorusunu tekraren dinlediğimiz bir hal alması beni üzüyor. Bozuyor mu peki? İşin açığı. Her sene bozar. Yani diş fırçalamak kesin bilgi yani. Ömer Nasuh'u bilmenden bakabilirler yani. Öyle televizyonda telefon düşürmeye çalışmalarına gerek yok. Hepimizin evinde vardır mutlaka. İslam ilmihali. Açıp okumasak da mutlaka var evet. Açıp bakmak lazım. İlmihaldir. Hal ilmidir. Edinmek lazım o bilgiyi. Biz kitaptan uzaklaşırsak böyle işimize geldiği, şimdi soru sorarken biz aslında bir manipülasyon yaparız. Evet. Cevabını almak istediğimiz şekilde soruları eviririz. Bu da kendimize yaptığımız büyük kayıplardan bir tanesi aslında. Şey var, bir tane karikatür geldi aklıma şimdi. Cevabını almak istediğimiz soru. Hocam suyu alsak ağzımıza, şöyle çalkalasak, tam bademciklere dokunurken onu çıkarsak ağzımızdan, orucumuz bozulur mu diye. Yürü git zındık deyip hocanın verdiği tepki geldi aklıma. Yani biz aslında, ben mesela orucu bozmak için fetva arayanları gördüm. Yani ya işte ben şu an çok kötüyüm. Kendim hani ayakta durmaya halim yok. Çok sıkıntı durumdayım hocam. Hoca diyor ki şu şartlar oldu mu? Yok. O zaman nasıl bozacaksın? Ama hocam işte çok kötüyüm. Yani ya dese ki ya tamam kardeşim bozabilirsin. Hani sen hastasın. Birebir tutacaksın sadece. Hani onu ama kefareti de göze alamıyor. Sormak istediği soru belli. Orada biraz ikiyüzlülük de yapıyoruz. Ben etrafımda gördüğüm arkadaşlardan söyleyeceğim. Çok uzağa gitmeyeceğim. Hani zaten Ramazan hassasiyeti olmayan, oruçla çok alakası olmayan insanlar değil. Normalde orucunu tutan, kendisini mütedeyyin olarak ifade eden insanlardan bile, bazı arkadaşlarımda bile, ya işte çok yoruluyoruz, çok sıcak tutamıyorum diyenleri gördüm. Hatta işte sahur yapamadım diye niyetlenmedim diyenleri gördüm. Oysa ki o demin bahsettiğin doktor meselesinde bile çok ince bir detay koymuş kaide. Evet. Demiş ki İslami hassasiyeti olan bir doktor tutma derse orucu tutmayabilirsin, kazaya bırakabilirsin. Yoksa çünkü oruçla alakalı biliyorsun sıkıntılı. Seferilikte namazı kesinlikle kısaltmak var ama orucu tutabiliyorsanız tutun der. Ramazan'da tuttuğunuz bir orucun Ramazan sonrası karşılığı yok biliyorsunuz. Tadı da aynı olmuyor ki. Ya şimdi kışın tutalım diye bir şey var. Bizim de kazaya bıraktığımız oluyor elbet. Ben de Erzurum'da onları tutayım diye niyetliyim. Ramazan dışında tutmak gerçekten çok zor. Yani Ramazan'da Rabbim onun da rahmetini, bereketini yükleyerek kolaylaştırıyor. Abi yaşadığımız yer çok önemli. Bak bugün yine geç konuşamadık, daha yeni geldim Erzurum'dan. Sabah Erzurum'a gittim. Oh. Sabah saat 8'de Erzurum'a indim. İftarı orada mı yaptın, burada mı yaptın? İftarı havada yaptık. Yani Ankara-Eskişehir arasında bir yere, biraz uçakta tartışma konusu oldu ama hani nereye Batıya doğru geliyorsunuz tabii. Nereye doğru açacağız? Yani süre daralıyor ama Erzurum'da bugün sokakları gezerken hafızlarımızın karne töreni vardı. Oraya katıldık. Maşallah. Yetiştiremedik gerçi görüntüler ama yarına inşallah onları da izletiriz. Orada sokakları gezerken esnafın, yani lokantaların, restoranların hiçbir tanesinin açık olmadığını gördüm. Oruç tutmayanların da sokakta oruç tutmadığını, belli etmediğini de gördüm. Oğlum ne kadar güzel. Erzurum, yani yani bugün Erzurum'a gittiğim için Erzurum'dan bahsediyorum ama Erzurum'da birçok Ramazan hemen yaşanıyor. Anadolu'nun birçok yerinde yaşanıyor. Şimdi İstanbul öyle farklı bir şehir oldu ki hep bu böyle kozmopolit, yok metropol diyoruz ama yani Fatih'te bugün elinde sigara ile gezen insanlar görüyorsunuz. Maalesef. Yani Üsküdar'da hani manevi kimliğinin olduğunu bildiğimiz yerlerde ki Eyüp Sultan Hazretleri'nin dibinde türbeyi ziyaret ediyor. Türbeden çıkıyor, arka tarafta imaretin olduğu yola girip sigara yakıyor adam. Ramazan günü. Ama Erzurum çok güzeldi. Bu enteresan bir cesaret. Aptal cesareti diyebilirim ben buna. Bir meydan okumadır aslında. Bu saygı dediğiniz şey dinle alakalı değil, ahlak ve vicdanla alakalı bir şey. Şöyle bir handikap oluşuyor. Şimdi bu oruç tutmayan arkadaşlar onlara saygı duymamızı bekliyor. Oysa ki iklim Ramazan iklimidir. Burası da Müslüman bir ülke. Bize kimliklerimizde İslam yazıyor, dini
yazan yerde. Değiştirdiler gerçi ama kimlikleri de. Olsun, Müslüman bir ülkedir burası. Elhamdülillah. Oruç tutmayanların tutanlara saygı gösteriyor olması gerekir. Yani biz artık haber diliyle mi yaptık bu işi, yoksa sosyal medyada konuşulan haliyle mi evrildi bu mesele bilmiyorum. Ama Ramazan'da oruç tutulur. Birçok yabancı, Müslüman olmayan insanlar, Müslümanların, Avrupa'da çok duyuyoruz bu örnekleri. Müslümanların bu ibadetlerini o kadar içselleştiriyorlar ki Ramazan'da onlarla beraber oruç tutmaya çalışıyorlar. Zaten biz Ramazan'a girişte neredeyse ilk ders gibi anlatılan, işte Yahudi mi bir adam çocuğu dışarıda Ramazan'da yiyor diye kızmış, ona git evde ye demiş falan filan, bu hikayeleri anlatıyoruz. Evet. O aramızdaki saygı bağını koparmamak, gelecek için ümit var olmak için de önemli aslında. Evet. Ramazandır. Ramazan'da oruç tutandan zarar gelmez. Normalde oruç çünkü bizi muhafaza eden bir şeydir. Bazı arkadaşlar var, çok agresif oluyorlar Ramazan'da. Orucu da çok ziyan etmemekte fayda var. Şimdi yabancıların hassasiyetinden bahsettin ya abi. Şimdi dünya çapında büyük bir otomotiv firmasının CEO'sunun çalışanlarına yazdığı bir mektup var. Okuyayım müsaadenle. Tabii. Onu paylaşayım. Direkt aklıma geldi ki onu özellikle paylaşmıştım. Aldım kenara. İslam'ın şartlarından biri olan Ramazan ayında oruç tutmaya başladık. Ramazan ayı hicri takvime göre 9. ay, Cebrail aleyhisselam aracılığıyla Hazreti Muhammed'e Kur'an-ı Kerim ayetlerinin gönderilmeye başlandığı ay olarak biliyorum. Bu ayda güneşin doğup batımına kadar yeme ve içmenin yanında sigara içmeye bile izin verilmediğini duydum. Geçen seneden başlayarak ben de bu ailenin ailesiyle birlikte, yani bu firmanın adını söylemiyorum, reklama girdiği için maalesef ne kadar zor oluyor. Aynı düşünceleri paylaşmak adına oruç tutmayı alışkanlık haline getirdim. İlk günler çok etkilenmesem de günler geçtikçe iftar vaktini büyük bir arzuyla bekler oldum. Ben ofiste çalışmama rağmen oruç tutmak kolay olmazken üretim hattında çalışan arkadaşlarımızın su bile içmeden çalışmaları beni bir yabancı olarak hayret içinde bıraktı. Memnuniyetimi dile getirip sizlerle gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Beni en çok şaşırtansa orucu zorluk olarak görmeden vazife olarak gönülden yerine getirmenizdir. Çalışan arkadaşlarımızın oruç tutmalarını görmem sayesinde Kur'an-ı Kerim'in öğretisi olan yoksul ve ihtiyaç sahibi kimseleri anlamayı ben de oruç tutarak öğrenmiş oldum. Etrafımızda düşük gelirle yaşamaya çalışan birçok insan mevcut. Bizim için olmazsa olmaz bu insanlar, bizlerin yapmaktan kaçındığı işleri yapmakla meşguller. Ramazan vesilesiyle bizler için uğraş veren bu değerli insanlara teşekkür edip onlarla paylaşmayı öğrendiğimiz bir Ramazan olmasını ümit ederim. Ramazan döneminde daha rahat çalışmanız için bu yılda sizlere birçok uygulamalar hazırladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bunlardan biri de Ramazan sofralarınıza katkıda bulunmak için dağıtılan alışveriş çekleridir. Bu Ramazan'da farklı bir uygulama ile seçmeli olarak çekler dağıtıldı. Üretim hattında da güvenli bir şekilde çalışılması için çalışma kolaylığı sağlayacak yöntem ve uygulamalar geliştiriliyor. Ekstra dinlenme alanı gibi gelişmelerin yanında iftara özel iftariyelikler menümüze eklendi. Ramazan boyunca çalışma alanlarındaki güvenlik kurallarına ve tavsiye edilen sağlık uyarılarına uymanızı rica ediyorum. Bu kutsal ayın sonunda tüm firmanın ailesinin gülücüklerle karşıladığı bir bayram olmasını diliyorum. Ramazan'ın bereketini evlerinize, hayrını ailenize getirmesini temenni ederim. Mong Hun Yong. Bunu yazan, bunu söyleyen, hali hazırda şu an için bildiğimiz kadarıyla gayrimüslim ve dünya çapında bir otomotiv firmasının CEO'su. Yani işte ahlak dediğimiz hassasiyet. Şey dinle alakalı evet. Değil, insan olmakla alakalı bir şey. Birçok yerde örnek veririm. Burada da söyleyeyim, dediğim gibi tekrarın gücü vardır. Bir gün bir hasta arkadaşımızı hastanede ziyaret ediyoruz. Evet. Hastanenin LED ekranlarında bir mevzu geçti. Anne karnında çocuğun ilk yaratılan organı kalptir. O oluşan diyor, yaratılan organ kalptir. Yani Cenab-ı Hak insanı yaratırken içine önce kalp koyuyor olmasının ne demek olduğunu hatırlamak lazım. Çünkü vicdan süzgeci, evet. O et parçasıyla bir bütün, kalbin ruhudur vicdan. Vicdanınızı kaybederseniz ahlak diye bir mefhumunuz da kalmaz. Kıt aklınızla da hayatı ne kadar yorumlayabilirseniz o kadarıyla yaşamaya devam edersiniz.
Evet. Ben şöyle bir sakınca görüyorum. Çocuklarımıza bırakacağımız mirasla alakalı da sıkıntılar var. Yani çocukların nasıl bir Ramazan yaşadığıyla alakalı endişelerim var. Çünkü artık sokakta oynamıyor bu çocuklar. Artık bilgiye çok çabuk ulaşıyorlar. 15 yaşında beyin gelişimini durdururmuş. 15 yaşına kadar bu çocuklar neyle hemhal oluyor? Ve biz onlara Ramazan geldiğinde, Ramazan'ın geldiğini bu çocuklar nasıl hissediyor? Bununla alakalı endişeler biriktiriyorum maalesef. Çünkü çocuk dediğiniz şey görerek taklit ederek öğrenir her şeyi. Taklit edebilmesi için büyüklerinin bir uygulama gösteriyor olması lazım ona. Evet. Yani şimdi akşam iftar sofranıza oturduğunuzda bir şükür vesilesi sofralarımız var. Hurma var, hoşaf var, güllaç var, yumurtalısından pide var. Fakat ne kadar fakir var bu sofrayı soframızdan. Bizi davet etmedin ama abi hiç. Bu sofraya davet etmedin. Vallahi ben yani. De daha öyle bir sofraya oturmadığım için bütün gün Ramazan malum yoğunluğumuz var. Eksiklerimizi çok hatırlamıyoruz. Aslında bu Ramazan o masumlaştığımız zamanlar eksiklerimizi biraz konuşmamız lazım. Yani televizyonları açtığınızda her kanalda bir hocaya mutlaka denk gelebiliyorsunuz ama ilmihal eksik, din eksik. Herkes bir ucundan tutmuş bir şey anlatmaya çalışıyor ama kimse bütünü göstermiyor. Aslında bizim dinle alakalı söyleyeceğimiz şeyler kaideden çok bir işaret olmalı. Evet. Kur'an'ı işaret etmeli, hadisi sünneti işaret etmeli yaptığımız her şey. Sahabe efendilerimizin hayatları birer örnek olarak bize geçebilmeli. Çocuklarımızı, şimdi artık mahalle kalmadığı için mahalle kültüründen de bahsedemiyoruz maalesef. Benzer gelir skalasındaki insanların oturduğu sitelere evrildiği için alt katınızda, üst katınızdakinin maddi durumunu hemen hemen kestirebildiğinizden dolayı öyle bir alışveriş kalmadı artık. Ama mahallede olsanız mutlaka mahallede hali vakti yerinde olmayan biri olurdu. Ve anne babanız elinize bir tencere tutuşturur, iftardan önce onlara götürür, onların duasını alır, gelirdiniz. Ramazan'da böyle bir uygulamamız vardı bizim küçüklüğümüzde, çocukluğumuzda. Şimdi o uygulamalar çok kalmadı. Artık oturup çocuğuyla beraber zekat hesap eden, ince ince zekat hesap eden aile çok tanımıyorum. Eğer çocuk yardımlaşmayı, infak etmeyi, sadaka vermeyi küçük yaşta öğrenemezse, büyüdüğünde onu meşgul edecek çok fazla kalem çıkacaktır. Evet. Hayatını idame ettirmesi için işte şartlar bunu gerektiriyor diyerek dünya meşgalesine dalacak ve bütün yaşamını sadece çocuklarına bir ev, araba bırakabilmek adına harcamaya başlayacaktır. Oysa ki biz eksik geliriz, eksiklerimizi tamamlamaya uğraşır, öyle göçeriz bu dünyadan. O eksik yanlarımızın, fazlalıklarımızı çok konuşuyoruz zaten. Evimiz var, arabamız var, eşimiz var, dostumuz var, imkanımız var, aç değiliz, açıkta değiliz. Fakat eksiklerimiz beni daha endişelendiriyor. Evet. Eksiklerimizi hatırlamadığımız için endişeleniyorum. Çünkü hatırlamazsanız o eksiği tamamlamak için bir gayret de sarf edemezsiniz. Biz neyi bilmediğimizi de bilmiyoruz herhalde. O bilgelik oluyor herhalde. Çok da böyle entelijans olmasın ama. Gelen mesajlar var. Onlara bir bakalım. Tabii, tabii. Selamünaleyküm. Bursa'dan Fatih Çoraklık. Programını severek izliyoruz. Buradan Mücahit Sezer, Eren, Fatih kardeşlerime selamlar. Hayırlı yayınlar demiş. İzmir'den Mahmut Koç abimiz. Selamınız baş üstüne ve aleyhine aleyküm selam. Bilal'i kardeşimiz, Ala misafirimiz, Ala da misafirimiz olmuştu. Yine bekleriz. Selamlar, saygılar, hürmetler. TV5 izlemek ayrıcalıktır. İyi ki varsınız demiş. Kur'an-ı Kerim hediyemiz. Bir tanesini İzmir'e Mahmut abimize göndermiş olalım. Yönetmenimiz reklama çıkış saatimizi yazmış. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm abim. Hayırlı sahurlar. Sorunuza kendimce cevabım. Maalesef son zamanlarda Ramazan ayı etkinlik ayı olarak kalmaya başladı. Müslümanların gözünde Rahman, Müslümanlara feraset, İslam ahlakıyla ahlaklanmayı nasip etsin. Amin. Yine güzel sohbetinize bizleri meslediyorsunuz. Allah razı olsun. Allah'a emanetsiniz. İyi yayınlar demiş Kubilay. Süleyman hocamın hayırsız talebesi Kubilay. Ramazan her Müslümana yakışan bir elbise aslında ama modaya uydurmaya çalıştığımız için oturmuyor üzerimize artık. Bu cümleler şu anki durumumuzu özetleyen çok yerinde bir tabir oldu. Ümmetin vahdetine ve kenetlenmesine vesile olsun Ramazanlarımız inşallah. Selam ve dua ile Burdur'dan Şeyma Hanım ve aleyküm selam. Selamünaleyküm, hayırlı sahurlar. Bilal abimize ve tüm milli görüşlerine Almanya'dan kucak dolusu selam olsun. Özdemir ailesinin selamları var. Aleyküm.
Selamünaleyküm Harun abim. Rabbim sizlere güç kuvvet versin. Sabah Erzurum'da, akşam İstanbul'da. Maşallah Ramazan'ın bereketi. Evet, Fikret Semerci abimiz Erzurum'dan selamlarımızı iletiyoruz. Bugün kendisiyle birlikteydik. Hafızlarımızın karne töreninde Erzurum'da Ustad Derneği Başkanımız. İnşallah yine Ramazan sonrasında Erzurum'a geleceğiz. Erzurum gerçekten çok güzeldi. Ramazan. Bak, bu kadar ballandırıyorsun, bizi bir götür deriz ama. Bir Ramazan, yok, Ramazan sonrasında götürürüm. Ama benim şu an özellikle üzerinde vurguladığım, zaten Erzurum ayrı bir cennet. Cidden. Hani kışı da ayrı bir güzellik. Yaz diyemeyeceğim, Erzurum'da yaz yok. Kısa bir süre, daha düne kadar Ramazan'ın başında yine sobalar yanıyordu. Yani öyle söyleyeyim, öyle bir güzellik vardı. İnşallah bu Ramazan sonrasında sözümüz olsun. Hatta Fikret abi bir cağ kebabı hazırlarlar bize. Tamam. Ondan yana sıkıntımız yok yani. Tamam. Selamünaleyküm, hayırlı programlar ve hayırlı sahurlar. Adıyaman'dan sizleri hep izlemeye çalışıyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi ve inayeti üzerinize olsun. Amin. Mustafa Kara, Allah razı olsun. Bilal abimize hoş geldiniz diyor. Selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Zira Milli Gazete'deki yazılarıyla eğitilmemizde katkısı büyük. Hayırlı sahurlar. Konya'dan Sevimnur Türkoğlu. Fransa'dan selamlar var. Bugün camide iftarda Fransızlar vardı. Oruç tutmuyorlar ama gelmişler, merak etmişler. Ezan okundu, bizimle ellerini açtılar duada diyor. İnşallah onların da hidayetine vesile olur diyelim. Selamünaleyküm. Bursa'dan Hacı Emin Kartal, hayırlı sahurlar herkese, selamlar. Rabbim son günlerin kıymetini bilenlerden eylesin. Amin. Demiş, her günümüz son günümüz zaten. Yani bir tık ötede bir ölüm var. Selamünaleyküm. Hayırlı sahurlar, hayırlı programlar. Tokat'tan İlhan Kabakçı abimiz. Bizim milletimiz aslında Ramazan ayına kıymet veren bir millettir. Fakat yöneticiler, din adamları ve medyanın halkımızı farklı bir mecraya yönlendirdiklerini görüyoruz. Ramazan sevinme ve sevindirmek ayıdır demiş izleyicimiz. İskenderun'dan Nazlı Duran. Hayırlı yayınlar abicim. Keşke geleneğine göre davranılsa, artık askerlik gibi yapalım da aradan çıksın gibi bir hal almış diyor. Çok güzel. Yani çok güzel bir tabir olmuş. Bu da o elbisenin üzerine güzel bir tabir olmuş. Askerlik gibi aradan çıksın gibi oldu Ramazan. Bir marketin şuursuzca yüksek sesle hareketli şarkılar eşliğinde Ramazan şenliği yapması da cabası. Karagöz ve Hacivat oyununun saçma sapan diyaloğu derken özünü kaybetmiş bir din Ramazan'ı yılbaşı gibi kutlayan bir ülke olmuşuz. Rabbim şuurlandırsın. Yaptığınız sokak röportajlarından anladığım kadarıyla Ramazan'ı bilmeyen nesil yetişiyor. Anlamayan yetişkinler de var. Onu inşallah birazdan izleteceğim. Mesajlar geliyor ama. Askerliği yapalım aradan çıksın gibi bir hal benim çok hoşuma gitti. Şimdi hemen hemen bir sene öncesinden, artık bir sene sonra Ramazan'da neler olacağını, hangi soruların sorulacağını biz bile tahmin eder olduk. Bu tahmin edilebilirlik üzerinden herhalde bir reklam pastası dönüyor. En çok merak edileni ben sorarım, ben yönlendiririm. Şimdi bunu başarabilmeniz için insanı önce cahilleştirmeniz lazım. Televizyon zaten kalan 11 ayda sizin gündemden uzaklaşmanızı, bir mevzuyla alakalı size sunulan gündemi değerlendirmenizi de demiyorum artık, kabul etmenizi sağladığı için düşünme modumuz devre dışı gibi sürekli. Hele sosyal medya diye bir çılgınlık var biliyorsunuz. Evet. Hiçbir meselenin öncesini sonrasını araştıramadığınız, bir gündemle alakalı 3 dakikadan fazla kafa yoramadığınız, bu da artık beyinle değil beyincikle hareket ettiğiniz, reflekslerinizle hareket ettiğinizi gösterir. Ramazan geldiğinde de bunun sadece Ramazan içeren güzel tweetler ve Facebook mesajları olması ve bu attığınız mesajların, bu yaptığınız işlerin, bu gelenekselleşen ve size ait olmayan ama böyle yapman gerekiyor diye size dikte edilen mevzuları yapınca da rahatlamamızın aslında bir göstergesi geldiğimiz durum. Evet. Oysa ki demin güzel bir şey söyledin. Her günümüz son gün aslında. Evet. Yani boşa geçirecek bir anımız bile yok. Müslüman yarın için yaşar. Eyvallah. Fakat bizim yarından kastımız kredi çekip onun borcunu ödemekle alakalı bir yarın değil. 120 bizim, ay vadeyle ev alıyoruz. Bizim yarın kaygımız ahirettir. Bizim yarınımız orasıdır. Müslüman yarın için çalışır. Genel yayın yönetmenimizin bir ifadesidir bu, çok hoşuma gitmişti. Biz bugün için, evet, içinde bulunduğumuz zamanın kıymetini bilmeliyiz ama yarını tanımlamazsak eğer, kelimelerle düşünüyoruz malum, yarını tanımlayabilirsek herhalde hem içinde yaşadığımız zamandan daha çok zevk almamız mümkün. Ramazan'ı Ramazan gibi yaşasanız aslında gerçekten çok eğlenceli. İbadetin de eğlencesi olur. Yani dargınların barışması, o arada
ayrı geçirdiğiniz zamanların hasretini gidermeniz bile bir eğlencedir. Evet. Karagöz Hacıvat değildir. Ya da böyle bazı hanım ablaların ilahi seslendirdiği bir ortam değildir eğlenceden kastımız. Parasını hak etmeye çalışan sunucuların enteresan şiirler okuması değildir Ramazan eğlencesi. Biz para almıyoruz, onu da şimdi yo, bu şeye girmeyelim ya lütfen. Etkinlikler açısından, belediye etkinlikleri peki, olarak pardon, söylüyorum. Özür dilerim. Şimdi onlar biliyorsun 30 günü doldurmak zorundalar. Beni de etmezler. Yani, yani ben merak ediyorum. Yani. Mesela şimdi bakıyorum, bazı arkadaşlar tabii basın danışmanları platformundan ya da oradan buradan bakıyorum. Mesajlar geliyor. İşte bu gece işte falanca belediyenin etkinlik alanında falanca radyodan işte şu kardeşimiz sunum yapacak. İşte bugün şu televizyondan şu yapacak. Ben yıllardır oldum olası ya onlara ters duruşumuzdan. Yani bizim kimliğimiz Rabbim ortada. Rabbim sana rahmet etmiş ya. Aynen öyle. Yok, ondan yana hiç şüphem yok. Çünkü öyle bir teklif gelse bu sefer nefisle baş başa kalmak. Kendinden şüphe etmeye başlayacaksın değil mi? Öyle sıkıntı oluyor. Ya biz ne kınadığın şey başına gelmeden ölmezmişsin diye bir durum var ya. Kınamıyorum o yüzden kınamıyorum. İnşallah gelmez başımıza. İnşallah. Yani ama davete icabet de sünnet. Şimdi nereye giderseniz gidin, her hangi çatıda olursanız olun, eğer siz gerçekten de hak olanı, adil olanı söylemeye çalışıyorsanız, nereye çıktığınızı, nerede olduğunuzu önemi kalmayabilir. Fakat eskilerin bir sözü vardır, gördüğüne inanma, duyduğuna inan derlerdi. Şimdi duyduğunuza da inanmanız zorlaşıyor. Nerede durduğunuz, gördüğünüzden de duyduğunuzdan da daha önemli bir hal alıyor. O yüzden bizim belki de kontrol etmediğimiz yer nerede durduğumuzla alakalı. Bizi biz yapan, bizi daha büyük ufuklara, yeni bir dünyaya sevk edecek olan çizgiyi yeniden bulmamız gerekiyor belki. Eğer böyle olursa insanların elleriyle çizdikleri sınırı kabul edip etmemeyle alakalı bir bilinciniz olabilir. Evet. Ya da din Müslümanları birbirine kardeş yaptıktan sonra o kardeşi de tarif ederken etle tırnak gibidir dedikten sonra siz araya sınırlar koyup da başka bir ülkenin insanlarıymış gibi Müslüman kardeşlerinizden bahsetmeye başlıyorsanız bu da tabii ki beraberinde birçok problemi de getiriyor. Daha doğrusu çözümsüzlüğü getiriyor. Biz 2 milyar Müslüman etle tırnak gibiyiz. Etle tırnak olmanın vakası bu mudur diye sormak evet. lazım. Şimdi Ramazan geldiğinde bizim hangi coğrafyaya üzüleceğimizi bile Birleşmiş Milletler raporu belirliyorsa bence dönüp bir daha bakmak lazım. Birleşmiş Milletler bir rapor hazırlarsa biz Arakan'da neler yaşandığını evet. biliyoruz. Birleşmiş Milletler işaret ederse bu sene Afrika'nın hangi ülkesinde daha çok insan öldüğüyle alakalı bilgi sahibi oluyoruz. Hep birlikte harekete geçiyoruz. Bizim nereye yardım edeceğimizi bile belirleyen, işte vicdanımızı rahatlatmak için aslında biraz bunlar. Kesinlikle olmalı, olmamalı demiyorum. Fakat vicdan onlara bir lokma ekmek göndermekle beraber bulunduğu yerden, kendi cephesinden de kardeşleri için bir şey yapabileceğini, onu oranın çok uzak olmadığını, o kardeşinin etle tırnak gibi kendisine yakın olduğunu da fark edebilmeli insan. O konuda bizim sosyal platformlarımız sosyal yardımlaşma alanında, yurt dışında da iyiyiz. Seviniyorum ben. Çünkü bizim gidemeyeceğimiz birçok yere bu vesileyle gitme imkanımız, oradaki kardeşlerimize en azından selam gönderme imkanımız oluyor. Onlar nasıl bir Ramazan yaşıyordur? Gündüz vakti hadi iftar sofrasında pek düşünemeyiz belki ama daha sofrayı hazırlamadığımız, o açlığın, susuzluğun bizi iyice vurduğu dönemlerde Arakan'da kampa alınmayan, Bangladeş'te kampa alınmayan ve ormanda yalın ayak yağmur altında yaşamaya çalışan insanların da nasıl iftar ettiğini de bir anımsamakta fayda evet. var. Aynen öyle. Şimdi yeni bir dünya cümlesini duyunca aklıma bu ayki Maile dergisinin kapağı geldi. Bayram odur ki yeni bir dünya kurulsun diyor Maile dergisinin kapağında. Ya. Çok önemli bir nokta. İşte yeni burada, bir burada ne dediğimizi iyi bilmemiz lazım. Şimdi Batı kendisince İnsan haklarını ve demokrasiyi muhafaza etmek adına bazı oluşumlar içerisine giriyor. Fakat Batı'nın asla ve asla anlayamayacağı bir mevzu var. Batı bu bütün yaptığı işlerin altına 3 tane kelime sıkıştırıyor. Demokrasi, insan hakları ve özgürlük diye. Evet. Bu üçü de manipüle edilebilir kelimeler.
Demokrasi kime göre, neye göre? Demokrasi ilk anıldığı zaman antik Yunan'da kişi başına 17 tane köle düşüyordu. Bana hangi demokrasiden bahsedeceksiniz? Ve bu insanlar bu demokrasilerde kendi elleriyle yazdıkları kanunlar gereğince o köleler üzerinde istedikleri hakka sahip olduklarını düşünüyor ve vicdan sıkıntısı yaşamadan onlara eziyet edebiliyorlardı. Demokrasi böyle. Özgürlük dediğiniz şey kime göre, neye göre? Bu özgürlüğün bir sınırı var mıdır? Biz toplum olarak yaşıyoruz. Toplumun içerisinde bu bireyselleşmeyi ve bireysel özgürlüğü nasıl tanımlayacaksınız? Ve benim en manidar bulduğum şey de insan hakları. Yani Avrupa'da herhangi bir olay cereyan ettiğinde insan hakları devreye girerken dünyanın dört bir tarafında öldürülen çocuklarla alakalı, bak hadi diğer tarafını geçmiyorum, onlara bir kul takabilir Batı. Silah kendi, vardı, kendisine, şu vardı, bu vardı. Kendisine düşman sayabilir. Yani Irak'ta kahretsin, kitle imha silahları yokmuş olur finalde. Peki çocukların günahı neydi? Onlar sizin hakkını gözetebileceğiniz insan sınıfına mı girmiyor? O yüzden mesela bize oyalanalım diye İslamofobi diye bir kelime vermişler. Ben bu kelimenin bizim yazarlarımız, abilerimiz, büyüklerimiz tarafından kullanılması da tuhafıma gidiyor. Fobi dediğiniz şey gereksiz korkudur. Ama Batı'nın İslam'dan korkması gereksiz değildir. Çünkü Batı tamamen menfaatini önceler ve bütün kelimeleri kendi çıkarlarına göre kullanabilir. Onun kabul etmeyeceği bir şey vardır. İşte bizim Batı medeniyeti, Doğu medeniyeti dediğimiz, o medeniyetin, İslam medeniyetinin temeli hak ve adalettir. Bu hak ve adalet kavramı asla ve asla Batı'nın kabul edemeyeceği sistemin bir parçasıdır. Evet. Biz yeni bir dünya derken Batı'ya da adalet getirmekten bahsediyoruz aslında. O hak ve adaletin ne demek olduğunu bilip dünyada hiçbir mazlumun mazlum olarak kalmadığı, hiçbir zalimin sırf gücü yetiyor diye, sırf imkanı var diye kendisinden daha alt seviyedeki insanları ezemediği bir dünya, adil paylaşımın olduğu bir dünya, kurulmasını dünya üzerinde kime sorarsanız sorun, böyle bir dünyayı arzularlar ve isterler. Sadece bu sisteme çöreklenmiş olan kan emici vampirler bunu kabul etmeyeceklerdir. Onlar da işte manipülasyonla, kelimelerle, kavramlarla bizi oyalamaya çalışırlar. O yüzden son zamanlarda artık birçok Müslüman ülkede de, Müslümanlarda da gördüm, kompleks haline gelmiş bir Batı hayranlığı var. Ve kendimizi Batı'ya şirin göstermeye çalışmak gibi bir hastalığımız var. Oysa ki İslam, İslam'dır. Bunu olduğundan farklı göstermenize gerek yok. Yani İslamiyet ilk indiğinde kendisini medeni olarak kabul eden insanlar, kız çocukları doğduğunda hadi dayıya gidiyoruz diye evden çıkarılır. Önce ağzına toprak doldurulur. Hani baba demesin, bağırmasın, vazgeçmeyeyim diye. Daha sonra diri diri gömülürdü. İslam bu insanları adam etti. Biz kimiz ki yani? Evet. O yüzden biz ne olduğumuzu bilmezsek, bizi bize eğer bir başkası anlatmaya başlarsa DAEŞ olur. Sen cihat kelimesini kullanamaz olursun. Terörle İslam'ı yan yana anabilecek kadar gafilleşebilirsin. Bunu sana Batı söylediği için sen de buna inanır ve buna karşı savunma geliştirmeye başlarsın. Savunma suçluların işidir. Ve sen bunu savunduğun sürece sen dünyada en fazla kan döken millet Batı medeniyet, Batı uygarlığı denen uygarlık olduğunu göremezsin. Yani Büyük İskender'e bakın, İspanya'ya bakın, Fransa'ya bakın, İngiltere, üzerine güneş batmayan ülke denilen İngiltere bunu iyi bir uygulama yaptığı için mi almıştır? Zulmü altında güneşin batmadığını gösterir bu. Evet. Amerika dediğiniz Vietnam'dan bu yana, yani Japonya'da yaptıkları, İkinci Dünya Savaşı'nda yaptıklarını da göze alırsanız, dünyada en fazla kanı dökmüş ülke, gayet masum, özgürlükler ülkesi ve demokrasinin savunucusu, Müslümanlar terörist. Adama gülerler sadece. Yani. Çok mesaj birikti. Bayağı mesaj geldi arada. Ben de bakayım mı bine oğlum? Sen de bak abi, sana da gelenler vardır. Bursa'dan. Selamünaleyküm, iyi yayınlar, hayırlı sahurlar. Hocam benim sorum 12 yaşındaki erkek çocuğunun oruç tutması farz mıdır? Buyurun Bilal Hocam. Nasıl? 12 yaşındaki erkek çocuğunun oruç tutması farz mıdır demişler Bursa'dan. Akıl bali olduysa farzdır tabii ki. Akıl bali olduysa farzdır, evet. Net, kısa.
Hayırlı geceler. Allah sizi eksik etmesin. Usat Derneği'ne Karabük'ten selam olsun. Gerçekten her gece izliyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Teşekkür ediyoruz. Allah senden de razı olsun. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Bilal'i dayıma selam olsun. Aydın'dan Mehmet Kerem. Oo, yeğenim. Yani dayıyı telefonla aramak lazım. Ya şimdi orada da şöyle bir durum var ya. Ben yıllardır, nereden baksanız 16 yıldır ailem Aydın'da. 16 yıldır ben dışarıdayım. Neredeyse Ramazanlarda hep dışarıdaydım. Evet. 6 kardeşiz biz. 5 kardeşim 5'i de annem babam hepsi Aydın'da. Erzurumluyuz biz de aslında. Evet. Biliyorsun. Şimdi o kadar televizyon programı falan da yaptık da hiç adetim olmamış yani. Çok sitem ederlerdi bana. Bir selam göndermiyorsun bize de diye. Şimdi geçen gün haberleştik, çıkarsan haberimiz olsun falan diye. Ben de bahaneyle yapayım mı öyle bir aileme selam olur, göndereyim? Olur olur tabii, tabii hemen. Ekranlar, kamera. Evet, hangisine zaten bakıyorum? Buna mı bakıyorum? Şu sizin kameranız, evet. Tamam. Oradaki kameraya. Yanınızda olmak isterdim eğer izliyorsanız ki yeğen izlediğine göre siz de izliyorsunuzdur. Rabbim ömrünüzü bereketlendirsin, muhabbetimizi bozmasın inşallah diyelim. Hayırlı Ramazanlar olsun. Amin, ne kadar güzel. Sevenleri buluşturmaya devam ediyoruz. Gençliğe Hizmet Derneği'nden selamlar. Bilal abiye selam olsun demiş aleyküm kardeşimiz. Selamünaleyküm kardeşim, seni izlemekteyim. Geceniz hayır olsun. Erzurum'a beraber gitmek nasip olur inşallah demiş Mustafa Özer. İnşallah Mustafa kardeşim Sultan Gazi'den. Biraz önce Fransa'dan bir mesaj gelmişti iftara geliyorlar diye. Çok Müslüman olan var, bize de nasip oldu, genç bir kızı Müslüman ettik ama sonrası duydum ailesi delirdi diye hastaneye yatırmışlar. Eyvah, o da eyvah. Beni hastaneye çağırdı, gittim, örtüsünü giydiğini ailesi zorla çıkartmış, delirdi diyorlar, o kız da ağladı. Müslüman olan Arap bir gence kaçmasını söyledim, kaçtı, evliler ve şu an çok mutlular. Çok güzel yani, bugünkü mesajlar gerçekten çok güzel geliyor, Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Şile'den hayırlı sahurlar. Mevlam Ramazan'dan sonra bir ömür boyu Ramazan gibi geçirmeyi ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Amin. Amin. Mehmet Ali Teber. Hayırlı Ramazanlar. Ramazan ayı için Necmettin Erbakan hocamız derdi ki, Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında inzal buyurulmuştur. Kur'an-ı Kerim bütün insanların saadeti demektir. Bu sebepten dolayı sadece fakirleri değil, bütün zulüm görenlerin, bütün insanların mesut olmasını temin etmek görevimizi yaptığımız bir aydır. Böylesi bir şuur içinde Ramazan'a eda edebilmek duasıyla. Semiha Yıldırım Sarı İstanbul'dan. Çok teşekkür ediyoruz Semiha Hanım'a da. Selamünaleyküm, hayırlı sahurlar, hayırlı Ramazanlar. Bilal Hocama saygılar, Aydın'dan selam ve dua ile. Yıldırım ailesi olarak hayırlı geceler diler. Sizleri daha fazla ekranda görmeyi temenni ederiz. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Allah razı olsun. Selamünaleyküm, Sakarya'dan. Sizler kendilerini İslam ve ümmet için feda etmiş erlersiniz. Rabbime duam, İslam ümmet için çalışan tüm ehli sünnet kurum ve kuruluşların hayırlı hizmetlerinde önünü açması ve buralarda çalışan kardeşlerimize de bizleri yardımcı kılması. Yayınınız çok güzel, Rabbim muvaffak etsin demiş. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı bereketli sahurlar. Hüseyin Talha Kaya, Örnektepe Mahallesi. Teravihin ilk günü camiler doluydu ama gün geçtikçe camilerdeki insan sayısı azalıyor demiş. O da bir güzellik. Eleme usulüne gidiyor. Yani şimdi hani bir şey gibi, futbol turnuvası, Dünya Kupası'na girmişsiniz. İlk gün herkes halihazırda orada eşleşmeler oluyor. İkinci gün işte galip gelenler devam ediyor. Sonra yarı final, çeyrek final ve finale kadar gidiyor. İnşallah cuma gününü görenlerden oluruz. İnşallah. Selamünaleyküm. Programınızı şuurlanarak izliyoruz. Her ne kadar çok televizyon kanalı olsa da şuurlu bir şekilde baktığımızda aslında iki kanal vardır. Bir TV5, iki diğerleri diyor. Kanal 42 de var şimdi. Haklarını yemeyelim kardeşlerimizin. Onlar da çok güzel yayınlar yapıyorlar. TV5 izlerken ve milli görüş terbiyesi almış kişileri dinlerken bir kere daha şükrediyoruz. İyi ki milli görüşlüyüm. Allah bu davada ayaklarımızı sabit kılsın. Konya'dan abi selamlar. Vedud olana emanet olun. Saliha Türkoğlu hanımefendi, teşekkür ediyoruz. Ne oldu, yine enteresan bir mesaj geldi herhalde. Şimdi Erzurum'la ilgili bir mesaj var. Bunu okuma ama gülümseyebilirsin demişler. Onun için gülüm ama Erzurum'u övüyorsun ama maalesef tercihlerinde biraz sıkıntı var demiş bir izleyicimiz. Selamünaleyküm, hayırlı sahurlar. Ramazan'da aç kalmak değil, asıl aç olanın nasıl bir yaşam sürdüğünü anlamak, bilmek olmasıdır. Oltu'dan Kadir Öztaş abimiz. Bugün görüşemedik Kadir abiyle. Bunu çok söyleriz ama bir yokluğu tarif etmek emin ol çok kolay değil. Daha önce dünyanın birçok yerine gitmek nasip oldu.
Afrika'ya ilk gittiğimde döndüğümde ben susuzluğu nasıl anlatırım diye uzun uzun geceler boyu düşünmüşlüğüm vardır. Fakat mümkün değil. Yani siz evde çeşmeyi açtığınızda su aktığı müddetçe, sularınız kesildiğinde bir hafta sonra geleceğini bildiğiniz zaman bile, o bir haftalık sıkıntınızda bile o yokluğu anlamak çok nasıl mümkün değil. Temiz bir su bulmak için her gün 7 kilometre yol yürüyen insanlarla tanışınca ve bizim böyle kahve kıvamındaki suyla normal işlerini idame ettiren insanları görünce bunu anlatmak zor. İşte Ramazan o yüzden kıymetli biraz. Hani açlığı anlamak, iftarı özlemek değil aslında. Güzel bir noktaya temas etmiş. Evet. Aç kaldığınızda, o en acıktığınız vakitte hayatını böyle yaşayan insanları hatırlayabilmek herhalde bizi de biraz eğitir, terbiye eder. Evet. Şimdi gelen mesajlara da bakın, sürekli geliyor üstüne üstüne. Ben bir taraftan da mesajları kontrol ediyorum. Selamünaleyküm, hayırlı programlar. Ramazan infak ve yardımlaşma ayı olduğunun şuurunu kaybettikçe Ramazan eğlence ve gösteri ayı olmaya devam eder. Facebook'ta bir firma paylaşım yapmış, geleneksel iftar programı diye. Acaba bu iftara kaç garip, kaç fakir çağrıldı? Birbirinden nemalanmak isteyen zenginlerin bir arada oldukları aşikar. Soframızı düşkünlere açmadıkça Ramazan'ın bereketinden faydalanamayız diye düşünüyorum. Hayırlı sahurlar demiş Ali Oturak abimiz. Tabii onları da rencide etmeden bu işi yapabilmek lazım. Evet. Şimdi biz Ramazan geldiğinde zekatlarımızı, sadakalarımızı, infaklarımızı biraz Kadir Gecesi'ni bekletiriz. Hani daha kıymetli olsun diye. Fakat Ramazan'ın ilk gününden itibaren muhtaçlar muhtaç. Evet. Ben sokağında fırın var diye iftara yakın vakitte kapı penceresini yaz günü bile açmayan aileler olduğunu biliyorum. Pide kokusu girmesin, çocukların canı çekmesin diye. Böyle bir durumda bu yaptığımız şeyleri bu kadar aşikar yapıyor olmak. Mesela menüleri görüyorum ben. İşte bilmem ne çorbası, bilmem ne yemeği şunla servis edilir, bununla tütsülenir. Fiyatı şu kadardır. Portakallı Pekin ördeği. Ya Afrika'da 5 liraya bir kuru ekmek, bir çorbayla hayat kurtarırsınız. Yani bizim menü tercihlerimiz de çok enteresan. Allah affetsin. Bunlar da güzel. Hani eşe dosta yemek vermek, o ünsiyeti artırmak açısından bunlar olabilir. Bunlar olmasın dediğimizi anlamasın kimse ama bir sofrayı bereketlendiren de oraya nasibiyle gelen, gerçekten de o sofranın, sofrada hakkı olanın sofrada bulunabilmesidir. İnşallah öyle olur. İnşallah. Şimdi son bir mesajı okuyacağım. Reklama gideceğiz. Tamam. Bu 90+1'de attığımız gol olacak. Hadi bakalım. Rejiden özellikle rica ediyoruz. Bilal abi için bir tane uçak bileti hazırlayın hemen. Eyvallah. Aydın'dan hayırlı Ramazanlar. Dayımı hepimiz burada dört gözle bekliyoruz. Özlem ve duayla hayırlı sahurlar Feyza demiş. Artık Bilal abinin gitmesi gerekiyor. İnşallah biletini alalım. Şimdi yani şöyle bir durum var yalnız. Benim çocuklar da Eskişehir'de şu an. Evet. Yani ailem Aydın'da, çocuklar Eskişehir'de, onlar izliyorsa ortada Balıkesir'de buluşturalım. Balıkesir'de buluşalım mı? Onlara da hayırlı Ramazanlar dilemiş olayım. Ya İnşallah. Benim çocuklar artık televizyondan takip etmeye başladılar beni. İki yaşında ellerinizden öper var bir kızım. O fena. Televizyonda gördü mü bambaşka bir hal oluyor. Ya özlüyoruz, özlem biriktiriyoruz. İnşallah sıla-i rahim terk etmemek lazım biliyorsunuz. İnşallah. Ömrü bereketlendirir. Artık evet. Eskişehir ile Aydın arası bir operasyon yapacağız. İnşallah. Allah hayırlı etsin diyelim. Evet. Yönetmenimizden fırça yemeden ben yayına bir ara verelim. Tamam. Çok kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından Bilal abimize söyleşiye devam edeceğiz. Sizler 0552 623 8080 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte elbette yayın biraz sonra Vuslat Derneği'nin çalışmalarını göreceksiniz. Radyodan dinleyen kardeşlerimiz için ben özellikle hatırlatmak istiyorum. 0212 alan kodu 659-2880 Vuslat Derneği'nin telefon numarası. vuslat.org.tr internet adresimiz, buradan da ulaşabilir. Yardımlarda bulunabilirsiniz diyelim. Kısa bir ara, ardından yeniden buradayız inşallah. Böyle güle güle giriyoruz işte yayına. Sağ olsun teknik ekibimiz burada. Eğlenceli bir muhabbetle devam ediyor. Keşke imkan olsa da şu yayının aralarındaki muhabbetleri yayınlayabilsek. Sevgili Onur bir bilmece sordu da biz bilemedik. Kendisi izah etti, Allah razı olsun. İnşallah belki yarın sorarız onu. Onun cevabını bilenlere de hediye veririz. Evet, reklamların akabinden yeni de birlikteyiz. Şu anda
artık imsak için yaklaşık olarak 28 dakikalık bir süreç var. Bu süreç içerisinde gelen mesajlarımızı hemen bir okuyayım ben. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ramazan-ı Şerif bir direniş ayıdır. Müslümanların Rabbine karşı acziyetinin idrakına vardığı, nefsine rağmen iradesini ortaya koyduğu bir aydır. Ayasofya'nın saflarını sıkı tutan, Müslümanlara kapılarını açtı. Kudüs'ün zeytin ağaçlarının barış için sallandığı, Mescid-i Aksa'da özgür ezanların yeniden okunduğu, İslam Birliği ile beraber ümmet coğrafyasında akan kardeş kanının durduğu bir bayrama ulaşmak duasıyla. Zehra Nur Öztürk, Maile Dergisi yazarlarından teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Eyvallah. Algı operasyonları insanların beynini meşgul ettiği sürece gerçeklerden hep uzak kalırlar. Bunun bir tek ilacı var. Kafana takılan soruyu yaz, Erbakan hocamdan cevabı al demiş. Güzel. Çok güzel. İlhan Kabakçı abimiz. Hayırlı sahurlar, selam ve dua ile İskenderun'dan Hatice Kübra Dönmez. Selamünaleyküm. Hemşerilerim de olmasa bilmem kimi konuk edeceksin. Selamlarımı ilet inşallah demiş. Mikail Yılmaz abi Bursa'dan, Erzurumludur kendisi. Dayı diye bahsettiğimiz dayımız deriz. Fikret Semerci abimiz Erzurum'dan başım üzerine demiş. Cağ kebabı için inşallah hazırlanın gidiyoruz. Hemen şöyle bakalım. Programınızı severek izliyoruz. T5 ekibi olarak teşekkürlerimizi iletiriz. Sayın Bilal hocamıza ayrıca teşekkür ederiz. Allah böyle programların sayısını arttırsın inşallah. Hayırlı Ramazanlar dileriz. T5 ekibi olarak sevgili Mahmut kardeşimiz, biz de size teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm. Çalışmaktan yorulmamış herhalde. Biraz daha çalıştıralım onu. Selamünaleyküm kardeşim. Hayırlı sahurlar. Ben Tokat'tan Zeynel Demir. Programınızı beğenerek izliyoruz. Ramazan'dan sonra da aynı şekilde devam etmenizi isteriz. İnşallah Ramazan sonrasında yine programlar devam edecek. Rabbimiz senin rahmetin ve bilgin her şeyi kaplar. Bu yüzden tövbe edip senin yoluna koyulanları bağışla, onları yakıcı ateşin azabından koru. Mümin suresi 7. ayet-i kerime. Hayırlara vesile olsun sahurumuz ve günümüz inşallah. Gece yemek kötü bir şey olsaydı sahur olmazdı. Bakalım İngilizler bunu ne zaman keşfedecek demiş. Kadriye Bakır ablamız, teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı sahurlar. Programımızı severek izliyoruz. Hayırlı programlar, selam ve duayla. Muhammed Talha Öztürk. Teşekkürler. Selamünaleyküm, hayırlı sahurlar. Hatay İskenderun'dan Dönmez ailesi olarak sizleri izliyoruz. Allah hepinizden razı olsun inşallah. Çok teşekkür ediyorum. İskenderun'dan Nazlı Duran, Ramazan'da pide kuyruğunda beklemenin verdiği mutluluğu yaşayamayacak bu nesil. Kuyrukta dururken kaçırılma riski var çünkü. Bayram geliyor diye ayakkabıya sarılıp uyuyamayacaklar. Anneler yorgun olacak. Gelen misafirlere karşı mahcup olmamak için bir sürü yemek, tatlı, temizlik yapacak. Gördüğüm kadarıyla Ramazan'ı hiç anlamadık biz. Ramazan bize ulaştı da biz Ramazan'a ne kadar ulaştık demiş Nazlı Duran. Çok doğru. İstanbul. Bu orada bir virgül koyalım istersen. Şöyle güzel bir mevzu. Ben onu çocukların bayramlarını niye çaldınız diye anlatırdım. Şimdi biz bu kredi kartların maharetiyle aman çocuğumun eksiği kalmasın diye 80 tane kampanyalı mevzuları her fırsatta gidip aldığımız için Ramazan'dan bayram geldiğinde bayramlık diye aldığımız yeni kıyafetlere sevinemeyen bir nesil var. Evet. Ayakkabısını akşam giyip çıkaramayan, kıyafetleri yastığının altına koyup onunla uykusuz bir gece geçirmeyen çocuklar var. Hiç olmazsa çocuklarımızın bayramını çalmasaydık iyiydi. İnşallah. Ama biz o sevinci yaşatmaya devam ediyoruz. Ne güzel. Mesela şimdi birçok ihtiyaç sahibi ailenin ya da yetimlerin bayramlık ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ya bu çok basit bir şey. Hani bununla alakalı biz birçok çalışmayı yaparken diyoruz ki 150 lira. Evet, sizin için çok bir şey ifade etmiyor. İşte bu söylediğimiz, biz kendi çocuklarımız için bir şeyleri almanın, onları hiçbir şeyden eksik bırakmamanın derdindeyken aslında onlardan birçok şeyi de çalıyoruz. Ya. Mahrum kalmasınlar derken mahrum ediyoruz farkında olmadan ama bugün üzerine giydiği bir tişörtle, bir kazakla, bir pantolon ya da bir etekle, ayağına giydiği yeni bir ayakkabıyla dünyaların kendisine bahşedildiğini düşünen çocuklar var. O kadar önemli ki onlar için. Ya, bunu yaşatmaya devam etmek neler lazım. Neler var da zaman yetmez. Hani çok ajitasyon yapmış olmak için yayın senin elinde abi, sıkıntı yok. Sahurdan sonra devam sahurdan sonra da mi? Devam edebiliriz yani. Sonuçta o kadar enteresan olaylar yaşıyoruz ki. Yani deminki mesajda bir dipnot daha vardı. Pide kuyruğunda kaçırılma ihtimali var. Bu evet. Haberler maharetiyle uzaklaştırıldığımız bazı da geleneklerimiz var. Birkaç bayram üst üste el öpmek için giden çocukların geri dönmemesiyle alakalı haberler duyduktan sonra her aile artık o geleneğinden bile vazgeçmek zorunda kaldı. Evet. Kurban geldiğinde bunun benzeri bir şey yapılır. Mesela 2 ay sonra da Kurban Bayramı'na inşallah yürüyeceğiz.
ben yapılacak haberleri şimdiden kestirebiliyorum. İpini koparan bir dana ya haberi göreceğiz. Acemi kendisini kesen bir kasap haberi göreceğiz. Bir meşhur çıkacak, hayvanların katledilmesini anlayamadığından bahsedecek. Boğaz'a akan kırmızı kanlar. Birçok mevzu olacak ama aynısını yılbaşı geldiği için geldiğinde hindi için kimse söylemeyecek. Böyle de bir ikiyüzlülük var. Sanki hindi sadece yılbaşı için yaratılmış. Neyse, Allah hayretsin. İstanbul Silivri'den saygılar, selamlar. Bütün TV5 çalışanlarına. Bakın arkadaşlar, özellikle size gelen bir mesaj. Yani kıymetinizi bilin. TV5 çalışanlarına, televizyonda olmasa asla televizyon açmayacağım. TV5'de olmasa demiş. Allah sizlerden razı olsun inşallah. Selamlar hüküm. Az önce özgürlükten bahsederken kime göre, neye göre dediniz? Gerçekten üzerine çok düşünülmesi gereken bir söz. Hayırlı yayınlar dilerim abi. Zehra Betül Toker kardeşimiz. Bilal abi Konya'da Radyo Gençlik'te bir programda doğaçlama hikaye anlatmıştı. Mümkünse şimdi de Ramazan'la ilgili bir doğaçlama bekliyoruz kendisinden abi demiş. Vakit yetmez. O radyoda olacakmış. Radyoda olur evet. Selamlar hüküm. Hayırlı programınız hayırlı olsun. Tüm Müslümanların birlik ve beraberliğine vesile olur inşallah. Mübarek Ramazan'ı demiş. Ben Mehmet Kulaksızoğlu. Tüm Müslümanların birlik ve beraberlik içinde bayrama erişmemizi Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Hayırlı programlar dilerim demiş. Selamlar hüküm. Hayırlı bereketli sahurlar. Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nden Orhan Bey. Bilal abimize selamlar. Ramazan ayından belediyeler ellerini çekmeli, iftar vermesinler. Çünkü israf böyle yerlerde daha çok oluyor. Ramazan bitiyor. Oruç tutan azdı ama bayramı kutlayan çok olur demiş. Bayram herkesin bayramı. Sonuçta Allah emeklerinizin karşılığını verecek. Selamünaleyküm. Ben Kayseri'den Muhammed Talha. 11 yaşındayım. Hayırlı sahurlar olsun. Her sahur ailemle birlikte sizi izliyoruz. Maşallah. Allah sizlerden razı olsun. Maşallah. Allah emeklerinizin karşılığını inşallah mükafatıyla verecektir. Dünya ve ahiretinizde hep huzurlu, mutlu olun inşallah. Amin diyelim. Selamünaleyküm. Programınızı şuurlanarak izliyoruz. Her ne kadar çok televizyon kanalı olsa da şuurlu bir şekilde baktığımızda aslında iki kanal var. Bir TV5, iki diğerleri. Doğru yolun adresi, mazlumların tek sesi, aydınlatır herkesi. İzleyin TV5'i. Hatay İskenderun'dan Şahin Duran. Hayırlı yayınlar. Selamünaleyküm. Hocamın saati çok şık. Acaba hangi marka? Allah sizlere eyvah, güç eyvah, kuvvet versin ki hizmetleriniz kesilmeden devam etsin. Allah'a emanet olun. Fatih Bey. Çok güzel. Markasını tabii reklama girmesini de söyleyemeyeceğiz. Yok, markalı bir şey değil. Ucuz saat takıyoruz. Eminönü'nden alınmış bir saat. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar. Bilal'i kardeşim size selamlar. Allah kendilerinden razı olsun. Bursa'dan eyvah, Sadık Çoraklık. Selamünaleyküm. Çayırova'dan Muhammed Bey. Haber. Açlı, hasta falan var ya onlarla ilgili. Doğru değil mi? Oruç tutamasa adam fidyesini verir. Ben heyecanlan zaten. Neyse. Kime verilir fidye? Kime vereceksin? Düşük olan, durumu düşük olan. Fakir insan. Ramazan'la alakalı basit bir sorumuz var. Ramazan her zaman geldiği gibi mübarek bir gün. Bizim de alışverişimiz, her şeyimiz berekettir Ramazan. Fidye nedir? O kadar bilgim yok abi. Bizim bildiğimiz çocukları kaçıranlara fidye diyorlar. Fitre ayrı, fitre mi fidye mi? Fidye. Fidye bilmiyorum abi. Peki fitre nedir abi? Fitre zekattır. Ramazan'da verilen bir şeydir yani. Her kişi başı verilen bir şeydir ailede. Fidye. Fidye insanın sağlığının sadakası oluyor yani şey. Kime verilir peki abi bu sadaka? Fakirlere, yoksullara verilir. Fidye, o ödüyorsun, para ödüyorsun. Ramazan'la alakalı olan kısmı fidyenin? Bu her sene bu fidye ne diyorsun işte? Nedir peki abi fidye? Para yani ödüyorsun, para. Başka ne olur fidye? Yani ne için para ödüyoruz? Yıllık şeyine göre para ödüyorsun. Fidye nedir? Fidye, Ramazan ayında fakir fukaraya verilen bir miktar para. Hayırdır yani, paradır. Hani orucu tutmayanların günlük vereceği fidyedir. Fitre başkadır, fidye başkadır. Kime verilir peki bu fidye? Fakirlere genellikle verilir, düşkünlere, o şekilde. Fidye nedir? Kaçırılan birinin karşılığında istenen bir ücret ya da bir bedeldir. Peki kime verilir fidye? Kaçıran kişiye verilir rehineyi. Fidye derken yani birini kaçırdığın zaman fidye istenir yani. Ramazan'la alakalı. İşte o filtre denilmesi gerekiyor. Onlar fidye değil. Hayır. Hayır, fitre ayrı bir kesinlikle şey. Kesinlikle öyle. Fitrenin her oruç tutan insanların vermek zorunda olan bir şeydir. Tabii ki öyle ama bunun adı fidye değil. Fidye hastalıklı olan bir adamın. Ben katılmıyorum.
Çünkü neden? Neden ama? Ama bir sor ama neden? Fidye her yerde çekebilirsin, her tarafa çekebilirsin yani. Biri Ramazan'la alakalı olan şey diyor ama. Filtre. Ramazan'la alakalı olan filtre. Kişinin orucunu tutup tutmamasıyla alakalı yardım anlamına gelen filtredir. Bence. Filtre her oruç tutan tamam. Fitreyi vermek zorundadır. Tabii kişi başına yani. Üstüne düşen bir bireyindir yani. Yani. Evet. Ama senin dediğin o da her hastalıklı olan bir kişinin kaçta birini onu daha bir şeye göre kazanç hayır kazanca. Yok kazançla alakalı. Ya, sorumuz fidye. Ramazan'la alakalı olan fidye. Yani dediğimiz gibi işte yani bu yardımlaşma demektir. Yani bir Ramazan ayındaki halkımızın üstüne düşen kişinin yani üzerine düşen fidye hastalıklı olan bir kişinin orucunu tutamıyor ve onun zorunlu olduğu bir şeydir o. Yani onun parasını veriyor. Zorunlu demeyelim de yani gönülden gelen bir şey. Yani bu bir yani bağış olarak diyebiliriz yani bir Ramazan ayı olduğu için yani bu böyle bir şeydir bence. Adam oruç tutmak istiyor tamam. Ve hastalıklı olduğundan dolayı orucunu tutamıyor. Onu vermek zorundadır o parayı. Yani zorunlulukla alakalı böyle bir şey ben duymadım onu hoca senden duyuyorum. Fidye nedir? Fidye? Fidye. Bilmiyorum ki ya. Fidye nedir? Fidye Ramazan'da insanların böyle bir, her kişiye düşen bir iftar vermesidir. Fidye. Ha, pardon ben fitre anladım direkt ben. Ramazan'la alakalı soracağım diyorsun fidye soruyorsun. Fidye nedir? Ben seni kaçırırım ailenden isterim fidye olur yani. Mesela bu arkadaşım orucunu tutmuyor ama bir zorunluluğu var tutmamak için. O yüzden tutmadığı için de böyle hani durumu olmayan insanlara ödediği para miktarı falan öyle bir şey. Fidye nedir? Fidye şeyde verilen sadaka. O zekattı pardon. Verilen işte beşte birini falan veriyorduk. Fidye. Evet ya işte Ramazan ayında şeye bir fakire veya aça işte verilen yapılan yardım. Gibi. Peki hangi durumda verilir fidye? Hangi durumlarda? Şöyle iftarda falan işte sahurda komşunu açken tok yatan bizden değildir diyorum. Ben şey yapmak istiyorum şu an. Fidye nedir abi? Birini kaçırırsın. Kaçırdıktan sonra ailesinden. Ben bir tanesine bu, çok güldüm ya. Bu kendi kavramlarımızdan ne kadar uzaklaştığımızı gösteriyor. Aslında acı acı güldüğümüz bir mevzu ama herhalde başlarına gelmeden de öğrenemeyecekler. Ailesinde hiç mi hasta olan yok, oruç tutamayan yok, hiç mi karşılaşmıyor insan normal hayatında? Buna benzer bizim bir din kültürü öğretmenimiz sınavda orta ikinci sınıf bir çocuğa sorduğu soruyu atmıştı bana. Sosyal medyada paylaşmayı sevmez. Çok da böyle yokluğu belli edilmesini ben de tasvip etmiyorum. Soru şu, aşağıdakilerin Peygamber Efendimiz'e yakınlık derecesini yazınız. İşte Hazreti Ebu Bekir var, Hazreti Ayşe var, Hazreti Ali var. Hazreti Ebu Bekir'e yazmış 80 derece, Hazreti Ayşe'ye yazmış 40 derece yakınlık derecesini. Ben ne kadar üzgün olduğunu söyledi. O dostumla konuşurken dedim ki bakın yani bizim eskiden sosyal hayatımızda bu meseleler konuşulurdu. Aile ortamımızda konuşulurdu. İşte vakıf dernek maharetiyle girdiğimiz yerde konuşulurdu. Okulda da biz bunları tekrar ederdik. O yüzden bu bilgi bizde kalıcı oluyor. Fakat bugünkü çocukların sosyal ortamlarında Twitter'ın ya da Facebook'un ya da Google'ın müsaade ettiği kadar bilgi edinebildiği ve onların verdiğini bilgi olarak kabul ettiğimiz bu dönemde bence zor bir soru sormuşsunuz. Fidye deyince insanın aklına Amerikan filmlerindeki kaçırılma hadiselerinin gelmesi çok da uzak bir ihtimal değil. Bir tanesi kardeşimiz vardı. Ya ha, ben fitre dedim. Ya bir de diyorsun Ramazan'la alakalı. Fidye işte kaçırınca istediğin para diyor. Onun Ramazan'la çok, alakası yok ya. Çok güzeldi o. Mehmet Karaca, Samsun Bafra'dan selamlarımızı iletiyoruz kendilerine. TV5'e ve Bilal'i kardeşimize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Sultanbeyli Cansuyu temsilcisi Hayri Altunay. Biz de sizlere selamlar iletiyoruz. Hayri abicimize selamlar olsun. Saadet Partisi Karagümrük Gençlik Kolları seni çok özledi Bilal abim. Bizi ziyaret et. Şahin Toplu. Eğitime bir gün gelememiştim. Hanım doğum yapmış demiştin. 2 yaşında mı oldu? Ne zaman geçiyor? Zaman ne kadar çabuk geçiyor demiş. Çabuk geçiyor.
Selamünaleyküm, hayırlı sahurlar. D8'in 20. yılını kutladığımız bir zamanda Rabbim tekrardan Erbakan Hoca zamanındaki canlılığı nasip eylesin. Amin. Hazreti İbrahim'in ateşine bir damla su götüren karınca misali İslam Birliği için çalışmak gerek. Tokat Turhal'dan Adem Kurnaz. Selamünaleyküm, canlarını dışarına takarak tüm oluklarından bir kan kanalizasyonlara, kir akan kanalizasyonlara inat. Ümmeti şuurlandıran T5 ailesini en kalbi duygularımla selamlıyorum. İyi ki varsınız. Diğerleri ağızlarıyla konuşur. TV5 kalpten konuşur. İşte fark bu demiş. Esselamünaleyküm. Adem Kurnaz Turhal'dan. VTR'ye gülelim mi ağlayalım mı diyor izleyenlerimiz. Çocuk kaçırsa ne yapacağını bilen, oruç tutarken ne yaptığını bilmeyen bu insanların vebali maalesef hepimizde. Bir hocadır demiş. Yayınları çoğaltın abim. Fidye'yi anlatmaya gidiyoruz diyor. Esselamünaleyküm abi. Ben Hatay Aktepe'den. Sevgi, sizleri çok seviyoruz. Konunuza da çok selamlar. Allah razı olsun. Selamünaleyküm, Antalya Korkutay'ından Ramazan Kaya, Bilal kardeşime ve sizlerin nezdinde tüm kardeşlerime hayırlı sahurlar dilerim demiş. Eyvallah. TV5 ailesine ve birbirinden değerli konuklarına dolu dolu bir Ramazan sahur vakti geçirdiğimizden dolayı teşekkür ediyoruz. Çankırı Ligaz'dan Sait Yılmaz. Hayırlı sahurlar, televizyonlarımızdaki hocalarımızı daha sakızın orucu bozduğunu yeni öğretmeye başladılar. Fidye'yi öğretmeleri uzun sürebilir demiş. Adana'dan daimi izleyicimiz Yusuf Deniz, selam olsun diyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah yolunuzu daim etsin hocam. Sadaka kutusundan bahsedin. Herkes alsın, komşularına versin demiş Gökhan Taş. İnşallah sadaka kutuları zaten burada önümüzde duruyor. Ara ara da ekranlara getiriyoruz. Talep eden kardeşlerimiz Vuslat Derneği'ni arayabilir. 0212 alan kodu 659-2880'den ulaşabilir ve bu kumbaralardan talep edebilirler. Ve İzmir'den Mahmut abimiz, belki aradığımız zaman camide olabilirim demiş. Hediyemizi göndereceğiz. Biz kargoyla ulaştırıyoruz abi inşallah. Geldiği zaman da mutlaka haberiniz olur. Mesajlara bir ara verelim. Biraz artık vaktimiz daraldı. Biz de sizleri daraltmayalım fazlasıyla. Estağfurullah, yani bu etkileşim güzel bir etkileşim. Gelen mesajların çoğunu... Mesaj atan kişi de adını duymak ister aslında. Onları daha çok bu senenin böyle bir güzelliği lazım oldu. Yani sosyal medyayı kullanalım istiyoruz. İşte Twitter, Facebook, Instagram, işte farklı mecralardan yani bir şekilde herkes kullanıyor diye düşünüyoruz. Ama Anadolu'daki birçok kardeşimiz, gençler bir şekilde kullanıyor ama büyüklerimiz ya neymiş Twitter diyebilir. WhatsApp'ı bir şekilde herkes kullanıyor. Dedik ki böyle bir şey olsun. En azından hem biz yalnız kalmayalım. Şimdi program sunmayı ki sen benden daha iyi bilirsin. Abi yıllarca yaptın. Bir yerde tıkanıyorsun yani. Karşında konuk konuşmaya meyilli değilse, ağzından kerpetenle laf alıyorsan, ya arada bir tane soru geldiği zaman oh diyorsun elhamdülillah. Bak hocam şöyle demişler deyip olayı normale çevirebiliyorsun. Elhamdülillah bizim konuklarımız bazen bizden de baskın çıktılar. Hatta dernekten Mehmet kardeşimizi almıştık geçen hafta. Tam muhabbete başladık. Yani normalde planladığımız, yönetmenimizle hesapladığımız, VTR'yi vereceğimiz bir saat var ama kendisi tıkandı. Bir şey söyleyecek bir şey bulamayınca o VTR vardı yönetmenimizden rica edelim dedi. Kendi attı VTR'yi. Direkt VTR'ye pas attı. Oo, güzel. Yani böylesini öğrenmiş de yaşıyoruz elhamdülillah. Sağ olsun kardeşlerimiz. Şimdi Ramazan eğlence mi ibadet ayı mı sorusu aslında normalde saçma bir soru. Ama öyle bir hal aldı ki biraz önce abimiz dedi belediyeler Ramazan etkinliklerinden elini çeksin, Ramazan'dan elini çeksin diye. Mesela biz çekimlere gidiyoruz. İşte Mehmet Akif Birgül'le sokak röportajlarında belediyelerin iftar, sokak iftarları düzenleniyor. Oralara gidiyoruz. Mesela en son gittiğimiz bir iftarda belediyenin ismini zikretmeyeyim ama çok güzel bir uygulama. Birçok etkinliğin de teravih vaktine gelmesi de manidar tabii. Ya, iftarda yapılan hani sokak iftarının yapılmasını hani bir şekilde anlıyorum. Hoş da oluyor. İnsanlar komşularıyla bir araya geliyor diyorum. Güzel. Eyvallah diyoruz. Anlayışla karşılıyoruz. Ama işin farklı bir boyutu var ki öyle bir israf oluyor ki ya masalarda kalan yemeklerin halini görseniz ve orada çekim yaparken asıl kayda almamız gerekenleri alamadık. Utancımızdan alamadık. Niye? Masalarda kalanları toplamaya çalışan insanlar vardı. Şimdi belediyelerimiz tamam yapın iftar verin insanlara bir şeyler ikram edin. Bugün mesela İstanbul'da Şişli bölgesinde olan kardeşlerimiz Mecidiyeköy'de, Mecidiyeköy göbeğinde orada Saadet Partisi yıllardır çorba dağıtıyor. Yıllardır değişmeyen bir çalışması var. İlçe teşkilatı her sene orada ışıklarda yolda kalan insanlara çorba ikram ediyor. Bu hoş bir şey. Ama biz israf etmeyelim bir hurmayla. Ya şimdi
şovmen bir gençlik var. İşte hurma, simit suyla iftar açıyoruz. Nerede açıyoruz? İşte İstanbul'un Ayasofya Meydanı'nda. Şurada açıyoruz, burada açıyoruz. Ya siz 1 Kasım'da Tel Aviv'de hüzün çökecek dediniz. Ya onu da bile tutturamadınız. Şimdi hurmayla suyla Allah affetsin ne diyelim neyse. Amin. Ben çok derinlere girmeyeyim, vakit daraldı. Sözü ben sana bırakayım abi. Aydın'a selam etmek için. Yo, selamımızı gönderdik. Bir daha mı sonlara doğru bir daha mı yapalım? Ya bu dert insanı büyütür. Evet. Bizim biraz derdimiz eksik herhalde son zamanlarda. Biraz dertlenmek lazım. Bir vesile Gazze'ye gitmek nasip olmuştu. Orada biraz ümitlenmiştim aslında iyi şeyler olacağına. Bir akşam bizi sınırda nöbet tutan gençlerle buluşmaya götüreceklerdi. Önce bir mübareğin evine gittik destur almak için. Abdestleri aldık. 2 rekat namaz kıldık, sohbet ettik. Çıkacağız bir daha abdest alalım dediler. Dedim herhalde sıcak serinlemek için sürekli abdest alınıyor burada. Sonra bizi uğurlarken dedi ki, niyet edelim öyle çıkalım. Dedim bir daha mı namaz kılacağız dedim. Geldik sürekli namaz kılıyoruz. Gecede 12'yi bulmuş saat. Gideceğiniz yer sınırdır. Ne olacağı belli olmaz. O yüzden biz şehadete niyetlenelim. Nasip deyince bacaklarımızda bir titreme olmadı desem konuyu tam anlatmış olmam aslında. Oradan bizi götürdüler. Sınırda 20-22 yaşında delikanlılarla tanıştık. 1,5 kilometre İsrail'le arası. Daha doğrusu işgalci İsrail'le. Sabah namazını cemaatle kılmayan hiçbir çocuğa nöbet yazılmadığını söylediler. Sabah namazını kılmayan değil bak. Namazını cemaatle kılmayan, cemaatle görünmeyen hiçbir çocuğa nöbet yazılmadığını söylediler. O beni çok etkilemişti. Bir de o gençlerin zerre kadar korkusu olmadığını, bir şehadet özlemini görünce Gaza'da geldik şimdi. Şeyh Hıdır var, yaşıyorsa Allah selamet versin. Amin. Ona böyle kaçamak dedim ki ya ben daha ailemle konuşmadım ama ben burada kalsam falan diye yol yapıyorum Şeyh evet. Hıdır'a. Dilim de varmıyor hani işte şehit olmak nasip olursa falan filan diyeceğim. Ne demek istediğimi anlamış gibi bana dedi ki şehadet şehit gibi yaşayana nasip olur. Eğer sen gerçekten de şehit gibi yaşayabilirsen yatağında da ölsen şehitsindir. İkincisi burası senin cephen değil dedi. Sen kendi cephende benim için de yapabileceğine bakacaksın. Buradan eğer bize ölmek yazıldıysa bu kötü bir kader değil. Bu doğarken yaptığımız anlaşmanın tecellisi. Evet. Biz bunu zaten göze almışız. Siz kendi bulunduğunuz yerde imtihanınızı kazanıp kazanamayacağınızı sorgulayın dediğinde benim kafamda bazı şeyler netleşmişti. O yüzden Filistin meselesinin, ümmet meselesinin bir siyasi malzeme yapılması midemi bulandırır. Ümmet meselesinin, Filistin meselesinin bir kalem maharetiyle popüler olmak için kullanılması benim canımı acıtır. Bu ne bir sosyal medya malzemesidir, ne bir siyaset malzemesidir. Bu bir vicdan ve kardeşlik meselesidir. Evet. O yüzden hani Musul'a, Kerkük'e plaka atayan arkadaşlar vardı. Öyle bir plaka yok yani. Bizim evet. Ankara neyse Gazze bizim için o. Ankara neyse ya da İstanbul neyse Kudüs bizim için o, Arakan bizim için o, Patani bizim için o. Bu bütünlüğü sağlayabilirsek eğer, oradaki kardeşlerimizin de çektikleri acıları biz rahat edelim diye bir yandan çekiyor olduğunu da kimse unutmasın. Evet. Çünkü eğer o cepheler aşılırsa bu zihniyet durmayacak. Başka daha önce parçalamadığı, daha önce girmediği coğrafyalarda da yine Müslüman öldürmeye devam edecek. Etrafımız zaten ateş topu, alev topu biliyorsunuz. Bize evet. sıçramasın diye dua ediyoruz. Sıçramasın istiyorsak kardeşlerimizle olan ünsiyetimizi bir kez daha gözden geçirmemiz gerekir herhalde. İnşallah. Abi çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Ne demek? Muhabbet bitmek bilmiyor ve inşallah daim olsun. Aslında sahur vaktinden sonra da devam edebiliriz ama Sema Nur Demir ağlamak abdesti bozar mı? Hocama sorar mısınız demiş. Sormuş olayım. Manisa'dan Fatih Akova'nın selamları var. Muhammed Duran Karaman'dan
Bilal Aydın'dan, Aydın Çin İlçe Başkanı Harun Bayram'ın selamları var. Ali Tezcan abimizin, selamünaleyküm Harun kardeşim, sana ve Bilal kardeşime selamlar, hayırlı sahurlar, çay içmeye beklerim demiş. Aleyküm, inşallah diyelim. İnşallah. Ve yönetmenimizden fırçayı yedik, son saniyeler. Muharrem Tayfun Antalya'dan son mesajı da okumuş olalım. Efendim, bu gece Bilal Yıldırım'la böylesine güzel bir muhabbeti, sohbeti gerçekleştirmiş olduk. İstanbul için imsak vakti girmiş bulunuyor. Cenab-ı Allah tutacağınız oruçları kabul eylesin. Dualarınızla bizleri de eksik etmeyin. Vuslat Derneği'ne iletişim için zaten ekranlarda program boyu numaralar yazdı. Biz yarın gece yine burada çok kıymetli bir konukla sizlerle olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Yarın gece görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.